Şimdi çöl bedevisinin ve çöl arabının izinden gitmeye başladık. Şu anda yolumuz oraya doğru gidiyor. Yani bizim paralelimizde gelişen güçler de vardı. Sağlıkçılar vardı. Yüksekköy Enstitüsü'nde sağlıkçılar alıyorlardı. Yüksekköy Enstitüsü'nün bir sağlık bölümü vardı Hasanoğlan'da. Hı-hı. Onu biliyor musunuz? Biliyorum. O sağlık bölümünde sağlıkçı yetişiyordu. Öğretmenle beraber omuz omuza köyde sağlıkçılar da bulunacaktı. Hı-hı. Köyün sağlık işlerini, doğum işlerini, işte o zaman sıtma kol geziyordu. Sıtmadan insanlar muzdaripti, çocukların karınları şişiyordu sıtmadan filan. Salgın hastalıklar vardı. Zaten Kuvayi Milliye hükümetlerinin en büyük uğraşlarından birisi de salgın hastalıklarla mücadeleydi. Bir eğitim seferberliği, halkı en kısa zamanda eğitmek ve çağdaş seviyeye ulaştırmak, en azından okur yazar yapabilmek halkın tümünü, örgün eğitim ve yaygın eğitimle, örgün eğitim dediğimiz okullardan yapılan eğitim, hı hı, okullar aracılığıyla yaygın eğitimde yerinde, bir takım kurslarla, hı hı, yapılan eğitime de yaygın eğitim diyoruz. Okul çağını bitirmiş insanların eğitilmesine yaygın eğitim, hı hı hı, olarak vasıflandırıyoruz. Halkı eğitmek, bir de salgın hastalıklarla mücadele etmek. Yani bunun yanında ekonomik kalkınmayı da, hı hı, öngördüler. En önemli olaylardan birisi olarak gördüler ama asıl önemli olan Kuvayi Milliye Hükümetlerinin iki tane önemli sorunu vardı. Bu sorunları en kısa zamanda aşmak. Ekonomik kalkınmayı zaten bu uğraşların sonucunda ancak olabilirdi. Eğitim olmayınca ekonomik kalkınma olmaz. Aydınlanma olmayınca ekonomik kalkınma olmaz. Hastalıklardan arınmadıkça, sağlıklı bir bünye oluşturmadıkça insanlarda sağlığı, değil mi, kalkınma olmaz, mümkün değil. Önce bunların yapılması gerekliydi. Bunu anladılar ve bu savaşa başladılar. Okuma seferberliği, eğitim seferberliği, köy enstitülerinin açılması, sağlık okullarının hızlı bir biçimde açılıp Anadolu'ya yaygınlaştırılması oradan geliyordu. O uğraşın bir şeyiydi, biçimiydi. Fakat bizi köylü anlayamadı. Egemen sınıflarla beraber köylü de bize karşı durdu. İşin acı tarafı burası. Ya, İmamın arkası. Benim babamın da size benzer bir tümcesi vardı. Şu cümleyi çok kurardı. Köylü bizim arkamızdan gelmek yerine imamın arkasından gitmeyi tercih etti. Evet, tabii. Bugün oraya geldik bugün. Köyde öğretmen yok. Dört tane, beş tane imam var bu mahalle, köyde. Beş imam var, bir öğretmen yok. Ve bir okul yok. Beş tane cami var, bir okul yok maalesef. Bu insanın canını yakıyor, bu değil mi? Bu memleket kalkınacak diye bakıyoruz biz, gelişecek diye. Evet. Çağı yakalayabilecek yola girdik zannediyoruz. Böyle bir çağ yakalanır mı? Bu şekilde gidişle çağı nasıl yakalarsın? Nasıl aydınlanırsın? Gittiğimiz yol arabın yolu. Şimdi çöl bedevisinin ve çöl arabının izinden gitmeye başladık. Şu anda yolumuz oraya doğru gidiyor. Batıya doğru yönümüz vardı. O yönü biz kaybettik. Şimdi güneye yöneldik. Çöl bedevisinin yolunda yürümeye başladık. Orada yürüyoruz şu anda maalesef.